نقل مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لفخامته بالصحة والعافية ولتركيا بدوام التقدم والنجاح. جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية التركية لمعالي وزير الخارجية ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى تركيا، حيث تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وكافة المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيها. وقد كلف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان معالي وزير الخارجية بنقل التحيات إلى عاهل البلاد المفدى وتمنياته لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مستذكرا فخامته بكل التقدير مواقف جلالة العاهل المفدى الداعمة للجمهورية التركية. من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين وبين كافة دول المنطقة حلال القضايا الإقليمية والدولية سيدعم المساعي المشتركة لنشر الأمن والسلام في جميع أنحاء المنطقة على أساس من الاحترام المتبادل لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتوقف عن أي ممارسات تهدد استقرار الدول وتعرقل جهود تحقيق التنمية والرخاء. وبعد اللقاء تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية البلدين. Dışişleri Bakanı sevgili kardeşim Şeyh Halid'i kabul etmişlerdir. Eyvah ikhva, el-yom laqad istaqbala fakhamatu reis Recep Tayyip Erdoğan as-sayyid el-vezir vezir el-harici el-Bahreyn ahi el-aziz Halid. Ve bu görüşmede Körfez bölgesinde Katar'la yaşanan sorun değerlendirilmiştir. Laqad tenavalna azmat Katar allati tamur biha mintaqat el-Halic. Sayın Cumhurbaşkanımız Körfez bölgesinde yaşanan bu hadiseden yani Katar'la dört ülkenin yaşadığı sorundan dolayı duyduğu üzüntüyü bir kere daha dile getirmiştir. Vakat abbara fakhamatu reis marra ukhra annahu kam min hazin ala al azma allati tamur biha al mintaqat al khalij. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunun çözülmesi için başta Hademül Harameyn Şerif'in ve Bahreyn Kralı olmak üzere bölgede ve dünyada birçok liderle görüşme gerçekleştirmiştir. Kema yarıful cemil enne fakhamatu kad ittasala bidayeten min khadimul harameyn şerifeyn ve ma baqiyatul qiyadat fil mantıka vel alam min ecle halli hazihi el azma. Dışişleri Bakanı olarak ben de bakanlığımızda bu sorunun kardeşlik hukuk içinde çözülmesi için çalışmalarımızı sürdüre geldik. Ve ana bi sıfati veziran lil hariciye kumtu bi ittisalati ve kezalika kumtu bil amel min ecle halli hazihi el azma fi itar el kanun el uhuve. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, bu krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle Ramazan ayı içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce Ramazan bitmeden bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Ve indama ekkede fakhamatu innehu hazinun ala hazel el azma ve hiye caet fi şehr Ramazan el mübarek ve temenna en tentehi hazihi el azma qabla en nasıl ila el eid el kadim. Ve Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve nahnu ke Türkiye sawfa naqum bil amel el ijabi min ecle hal hazihi el azma. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımız ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Li annana nara emn el halic ve istikrarha hiye emn Türkiye ve istikrarha. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelmiş bir tehdit olarak görüyoruz. Ve tehdidat allati yahdif al-mantaqat al-khalij hiye tehdif Türkiye fi hinha. Ama tehditlerin üstesinden gelebilmek için birlik, beraberlik, kardeşlik çok önemli. Walakin likay naqdi ala hazi tehdidat yajib an nabni al-ukhuwa. Ve Türkiye bölgede kardeşliğin tesisi için bugüne kadar çaba sarf etmiştir. Ve Türkiye
عملت من أجل تحقيق هذه الأخوة في المنطقة. Ve kardeş ülkeler arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. ولم يفرق بين الدول الأخوة. Ve دول الأشقاء. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için geçtiğimiz yıllarda Katar'da bir üs kurulmasını da karar verilmişti. وكان حفاظا على أمن المنطقة كانت هناك قرارا تم التوقيع عليها إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر. Esasen Katar'la geçtiğimiz yıllarda imzalanan bazı anlaşmaların TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmaları uzun süredir devam eden hukuki sürecin nihayete erdiren rutin bir işlemdir. أن مصادقة البرلمان التركي على عديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع مع دولة قطر ما هي إلا انتهاء لأعمال الروتينية القانونية التي استمرت إلى الآن. Ve oturumda başka ülkelerle imzalanan anlaşmalar da onaylanmıştır. حيث صادقت برلمان التركي في نفس الجلسة إلى عديد من الاتفاقيات الدولية مع بلدان أخرى. Bu anlaşmalardan basında öne çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlandırılmasına dair anlaşma 2014'ten bu yana devam eden bir sürecin parçasıdır. وكانت اتفاقية حول انتشار القوات التركية التي ركزت عليه وسائل الإعلام ما هي كانت إلا تم التوقيع عليها 2014. Söz edilen anlaşma esasen Aralık 2014 yılında imzalanmış ve Haziran 2015'te yürürlüğe girmiş olan askeri çerçeve anlaşmasının konuşlanmaya ilişkin bölümlerinin uygulanmasını düzenlemektedir. وهذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2014 وتم دخلت في مرحلة التنفيذ في حزيران 2015 ما هي إلا اتفاقية الإطار حيث حددت انتشار القوات التركية فيها. Ve bu uygulama anlaşması da zaten Nisan 2015 yılında imzalanmıştı. وكانت اتفاقية التنفيذ تم التوقيع عليها في نيسان 2016. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Mayıs ayında bu anlaşmaları onaylayıp genel kurula göndermişti. وكانت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان التركي كانت وافقت على هذه الاتفاقيات وحولت إلى البرلمان في مايو 2017. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkesinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. أريد أن أؤكد أن القاعدة العسكرية التي سوف تنشأ على أراضي القطرية تهدف هي أصلا حفاظ على أمن الخليج بأكملها. Ve bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. وأن هذه الاتفاقية لا تهدف بلدا خليجيا أخرى. Ve bu süreç başladığında da zaten Körfez Körfez içinde herhangi buna benzer sorunlar da yaşanmamıştı. وعندما تم التوقيع على هذه الاتفاقية منطقة الخليج لم تشهد أعمال من هذا القبيل. Sonuç olarak biz Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını isteriz, arzu ederiz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl bir şekilde diyalog yoluyla çözülmesini isteriz. Akhiren, نحن كتركيا لا نتمنى أن تحدث هذه الأعمال أو هذه التطورات في منطقة الخليج ونتمنى أيضا حل هذه الأزمة قبل أن نصل إلى العيد. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bundan sonraki süreçte de kendisine düşen rolü oynamaya devam edecektir ve bu sürece katkı sağlayacaktır. أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بدوره وسوف يستمر في دوره بصفته رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي حتى يكون هناك حلا إيجابيا للقضية. Ben kardeşim Şeyh Halit'e bir kere daha hoş geldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. أرحب أخي شيخ خالد مرة أخرى وأترك له الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
سعدت اليوم بنقل تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته له بالصحة وتمنياته لتركيا بالنجاح والازدهار الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ben bugün burada Celaletil Melik'in Sayın Kralımızın selamlarını Sayın Cumhurbaşkanına iletmenin mutluluğunu yaşadım ve kendilerine sağlık, kendilerine ve Türkiye'ye sağlık, sıhhat ve afiyetler diledim. واستمعت لفخامة الرئيس ولكلماته الهامة المؤكدة على حرصه وتطلعه لحفظ استقرار المنطقة وعدم نشوب أي خلافات فيها قد لا تنفعها وكان موقفه واضحا ومع الجميع. Sayın Cumhurbaşkanından bölgenin güvenlik ve istikrarını önemseyen, bölgedeki bütün tarafların güvenliğini önemseyen gerçekten çok önemli açıklamalarına, beyanatlarına şahit oldum. Ve beyanet li fahamati reis mevkifena tijah siyasat allati intahajatha devlet Katar fi hada'l mevdu' ve keyfe en hadhihi siyasat addat ila el mevkif allati ittakhadnahu qabla ayyam وكيف أن يجب الآن على قطر أن تغير مسارها وتغير سياساتها وأن تجيب على تساؤلاتنا وأن تصل معنا إلى نهاية واضحة لهذا الموضوع تكون هذه النهاية مضمونة بضمان تام ألا تعود مرة أخرى. Sayın Cumhurbaşkanı Katar'ın yapmış olduğu eylemleri, girişimleri, icraatları ki bu icraatlar neticesinde biz bugün geldiğimiz noktaya geldik. Yaptıklarını anlattım ve bundan sonraki süreçte de meselenin çözümlenebilmesi için Katar'ın bir kez daha aynı şekilde davranmamasının garanti altına alınmasının gerektiğini söyledim. Ve beyentu li fahamati reis enne kanet mekana min el muhim en nettehiz hadi el khutwa fi hada el vakt fe leysa ledeyna ay vakt nudayyuhu fi el mucamalat fe sabaqa en kana beynena ittifaqat waqa'at aleyha devlet Katar ma'na ولم تلتزم بها والآن يجب أن نكون جادين في التعامل مع هذا الموضوع ولا لا نضيع وقتنا بأي شكل آخر. Ve artık bundan sonraki süreçte daha fazla Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunları söyledik. Bundan sonraki süreçte daha fazla kaybedecek bir zamanımızın olmadığını belirttik. وبينت لفخامة الرئيس أننا في مجلس التعاون نكن له كل التقدير والاحترام ونتطلع إلى أن تكون تركيا دائما هي الحليف وهي السند لنا في المنطقة ضد أي تهديدات من أي مكان تأتينا. Sayın Cumhurbaşkanına biz Körfez ülkeleri olarak her zaman için Türkiye'nin bizim yanımızda yer almasının ne kadar önemli olduğunun altını çizdim. Kendisine bunu aktardım ve Türkiye'nin Körfez'e yönelik tehditler karşısında Körfez'de yer almasının önemini arz ettim. واستمعت من فخامة الرئيس إلى كلام هام فيما يتعلق بالقاعدة العسكرية في قطر وكرره أخي معالي وزير الخارجية بأن هذه القاعدة وجدت للدفاع ولمساندة أمن واستقرار المنطقة كلها في منطقة مجلس التعاون وأنها ليست موجهة ضد أحد وهذا كلام طيب ونرحب فيه دائما. Sayın Cumhurbaşkanından az önce değerli kardeşimin de ifade etmiş olduğu şekliyle Katar'daki Türk askeri gücünün oradaki varlığı konusuna ilişkin açıklamalarını kendisinden bizzat dinledik ve şunu bizlere belirtti. Katar'daki Türk askeri gücü sadece bir ülkenin veya oradaki tehditlerden değil, bölgeye yönelik, Körfez ülkelerine yönelik tehditler karşısında bölgenin tamamının güvenliğini amaçlayan bir askeri üs olduğunu söyledik ki bu da bizi hayli hayli memnun etti. فهذه القاعدة كما تم الاتفاق عليها في 2014 هي للمسألة التعاون مع دول المنطقة للدفاع عنها وعن أي تهديدات لها وليست موجهة أو ليست ذات علاقة بما بيننا اليوم يجري في الخليج وما بيننا وبين دولة قطر ولن تكون موجهة ضد أحد. Yılında imzalanan anlaşmayla kurulduğunu ve Körfez ülkelerinin tehdide maruz kalmasını halinde
bütün bir körfezin güvenliğini sağlamak için kurulan bir üs olduğunu, son gelişmelerle herhangi bir bağının olmadığını, körfez ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları halinde herhangi bir şekilde aktif olmayacağı yönünde bir beyan oldu. Neşkür fahamet reis Recep Tayyip Erdoğan, şükran kethiren ala ihtimamihi bi emnina ve istikrarına ve netetalla an yuhal hazel mevzu'u bi esra'i vaktin mümkün li ta'udil emur ila mecariha beynel eşikka. Sayın Cumhurbaşkanı'na bizlere göstermiş olduğu ihtimamdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu meselenin çok hızlı bir şekilde çözümlenmesini arz ediyoruz. Her şeyin güven ve istikrara kavuşmasını istiyoruz. Şükran cezilen. Çok teşekkür ederim sayın kardeşim.